Onlar çok tehlikeli insanlar. Onlar... Aptal mıyım ben? Melek. Ben babamın katilini tanımayacak mıyım? Hanımefendi. Buyurun. Çok üzgünüm. Bebeklerden birini ve annesini kaybettik. Başınız sağ olsun. Ah, ay Allah, ay Allah. Canım, canım, canım. Melek, beni deli etme. Benim adım Melek değil, Azize. Hatırla, onlardan korumak için sen değiştirdin kimliğimi. Madem biliyorsun kim olduklarını, niye böyle bir şey yaptın? Neden kurtardın o zaman Kartal'ı? Her an yanlarında olayım diye. Balkan benim ayağıma, hastaneme kadar gelsin diye. Onun için yaptın değil mi? Yiğit için yaptın. Onu komaya soktuklarında verdin değil mi bu kararı? Melek, ne yapmaya çalışıyorsun? İntikam mı almaya çalışıyorsun? Gücümün yettiğini. Alpan'la beni önce babasız, sonra annesiz, sonra da kardeşsiz bıraktı. O Balkan denen insan müsveddesini ben kardeşim gibi yapacağım. Adaletse adalet. Yiğit'i daha gencecik yaşında ölmeden öldürdü o Balkan. Ne biliyor musun? Biz kötüler kadar cesur olamadığımız için dünya böyle bir yer. Melek, 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 izin vermem sana. Bu insanlara uzaktan bir şey yapmak imkansız. İçlerine girmek lazım. Az önce felç edecektim onu. Kardeşi bu hastaneden çıkmadan bitecek bu iş. Melek, bununla mı yapacaktın? Hı? He? O kadar insanın içinde bununla mı yapacaktın? Zehir mi bu? Orada mahvederlerdi seni, anlıyor musun? İskender seni kendi elleriyle boğardı. O yavaş etkili bir zehir. Öyle hemen etki etmez. Önce titremeye başlarsın. Sonra vücudun yavaş yavaş uyuşur. Hem üşürsün hem terlersin. 4-5 saat sonra kramplar, kasılmalar. Sinir sistemin acıyla çöker. Onu bulduklarında ben çoktan gitmiş olacaktım. Tamam. Tamam Melek, bırak. Ben yapacağım, tamam mı? Abi, ne olur bak, ciddi dediler. Kartalcığım, odana döner misin lütfen? Yapma ne olur. İnada devam yani. Bir şeye ihtiyacınız olursa, herhangi bir şey. Sağ ol hemşire. Ben böyle inat görmedim. Yemin ederim bizden büyük Arnavut çıktı kız. Çıkacağım demiştim. Çıkamazsın demiştim. Çıkamayacaksın. Yardım ederseniz tutamayız burada. Bir hemşirenin lafıyla mı iş yapılacak? Gel abicim sen şöyle. Çıkarsa karaciğer nakline kadar gider. Kararsızın. Ellemeyeceksiniz. Düşecek. Düştüğü yerden alıp baygınken yatağına taşıyacaksınız. Taburcu olana kadar da bir daha yerinden kalkmayacak. Çekil Yaman. Odana dönüyorsun. Gözün kararıyor değil mi? Kanamadan. Ayağa kalkmayı denediğin an bayılacaksın. Ki bunları zaten biliyorsun. Yaralarından belli. Daha önce yaşamışsın. (Gülüyor)
kardeşim. Sen benzemez hemşire hanım. Askerde göğsünde şarapnel parçasıyla sınırı geçti. Yanlış anlama. Omzunda da yaralı askeri var. Kör ben oluyor. Sendeki inat sanma Arnavut'la tanış derler. Duydun mu sen onu? Duvar olmaz, omuz bulmazsa... Dedesinin inadına tutunur kalkar benim yeğenim. Bir de inadı meşru Azrail var. Duydunuz inşallah. Hemşire hanım. Sen de bizimle eve geliyorsun. Kurtardın madem, işini yarım bırakma da emeğine değsin. Ben nasıl? Sen yok. Hele senin lafın hiç yok. Tuna, başhekimle konuş. Rapor mapor, yıllık izin bir şey ayarlansın. Hemşire hanım bir süre bizimle. Duydun. Bir yerde İskender Alpan varsa onun sözü vardır. Madem bir süre aynı evdeyiz, öğren. Bahsen. Benim yadigar tesbih eşyaların arasından çıkmadı. Sorayım abi. Ne kadar sürecek bu iş? Özel bakım şeyi. Bu kafayla çok. Anlaşılan hemşire hanım yenilgiyi pek hazmedemiyor Yaman. Yüzü düştü. Evinize ne kadar bir yabancı istediğinize bağlı. Hiç. Güzel. O zaman uslu olmak lazım. Kim bilir belki beklediğimizden daha çabuk biter. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Melek, etrafın silahlı adamlarla çevrili olacak. O herifi öldürmek isteyen kaç kişi var sen biliyor musun? Ordu gibi adamı olan aileler bile bir şey yapamıyor. Sen tek başına ne yapacaksın? Kendilerini aile diyorlar diye aile mi zannediyorsun sen onları? Akşam oturup televizyon mu seyrediyorlar? Ben sana söyleyeyim ne yaptıklarını. Odalarına kapanıp katliam planlıyorlar, anladın mı? Evlerini aldıkları insanı araştırırlar. Anlarlarsa kim olduğunu yok ederler seni. Sen onların iyindeyken ben bile yardım edemem sana. Dönüşü olmayan bir yola giriyorsun Melek. Yapma.